Etkileyici hikayesiyle sezona damgasını vuran sevilen dizi Adını Sen Koy'un setinden yine oldukça özel bir röportajla karşınızdayız. Adını Sen Koy'un sevilen oyuncuları Derya Kurtuluş Oktar ve Atilla Pekdemir bir de bugünün konuğu. Ben tiyatro kökenli bir insanım. İnsanım tabii ki insanım ya. İnsan sayarlarsa. Nedir adı? Böyle bir topluluk, kalabalık bir kadromuz var. Gördüğünüz gibi biliyorsunuz zaten kalabalık bir kadromuz var. Böyle bir kadroyla kulis dediğimiz yerde tatlı tatlı geçirmek, işi iyi götürebilmek çok önemli. Vallahi biz burada A'dan Z'ye, en küçüğünden en büyüğüne, galiba en büyükleri de ben oluyorum. çok uyumlu bir çalışma yaptık. Yönetmenlerimiz harika. Teknisyenlerimizin hepsi çok güzel. Yani diyeceğim, en küçüğünden en büyüğüne, A'dan Z'ye arkadaşlarım çok iyi. Öyle iyi ki, yani tarif edemiyorum. O yüzden çok iyi bir sezon geçirdik. Ve de bir de Allah'tan TRT'de dizimiz tuttu. Gayet güzel seyircisi var. Onu da seyrettiğimden dolayı değil, dışarıda yolda gezerken Atilla Bey, sizi bu haftakinde görmedik. Ya dedim, her bölümde olacak değilim ya. Dur ara diyeceğim, azıcık dinleneyim, bir bölümde olur, bir bölümde olmam. Ama biz sizi görmek istiyoruz. Tabii dedim, görüyorsunuz zaten, seyrediyorsunuz. Ay bayılıyorum. Ay o Erkan'a bayılıyorum diyor mesela. Kızlar söylüyor, ne aramızda. Kimisi, çocuklarımın hepsi çok güzel. Çocuklarım diyorum, tabii ki çocuklarım benim bunlar. Nedir adım? Hepsi çok başarılı, çok güzel. Her şeyden önce de iyi niyetliler. Atilla abim söylediği her şeye katılıyorum. Özellikle bu ekip işi çok başka bir keyif veriyor insana oynarken. Atilla abiyle oynamaya gelince de en keyif aldığım oyunculardan biri. Çünkü oynarken gözüne baktığınız zaman gözünden çıkan o enerjiyi görebiliyorsunuz. Yani bu oyuncu için çok önemli bence. Çünkü oyunculuk demek karşılıklı enerji alışverişidir zaten. Ve onu mümkün olduğunca günlük hayatımıza indirgeyip mümkün olduğunca doğal oynamak en güzeli tabii ki. Bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize. Dizide canlandırdığınız Ökkeş nasıl bir karakter Atilla Bey? Ökkeş neredeyse hep böyle karakterler veriyorlar ama karaktersiz bir karakter. her zaman olduğu gibi işte evi çekip çeviren Ömer olsun, efendim diğer çocuklar olsun elinde büyümüş Ökkeş'le Hediye'nin. Evin yani bir eski temel direği gibi. O ailenin bir ferdi olmuş, kaynaşmışlar birbirlerine ve işte eğer canlandırabiliyorsam, verebiliyorsam tonton öyle kendi halinde Halim Selim ve de azıcık karısına aşık bir adam. Yalan mı kız? Ay bilmem ki. Evet, tatlı tatlı işte böyle gidiyoruz. Ökkeş'in en küçücük noktalarına kadar Hediye dikkat etmiyor gibi görünse de dikkat eden bir karakter. İşte siz de izlemişsinizdir mutlaka, yok şekeriydi, yok ilacın bitmişti gibi konular. Tabii 40 yıldır aynı evde yaşamış olmanın getirdiği bir şeyle Hediye de etrafı çekip çevirirken, mutfağını çekip çevirirken hani özellerini de ayrı tutan bir karakter. Son olarak başarılı oyuncuların önümüzdeki sezon için temennilerini alıyoruz. Temennimiz tabii ki bu güzelliğin devam etmesi. Tabii. Bu güzellik katlanarak, çoğalarak devam etsin inşallah. Bunu diliyorum, bütün gönlümden diliyorum. Anlatacağımız daha çok şey var herhalde. Evet. Hikaye bitmedi burada. Ya bir de Adını Sen Koy dizisinde insanlara hayata dair bir şeyleri anlatabiliyorsak yani ne mutlu bize. Adını Sen Koy yeni bölümleriyle hafta içi her gün TRT1'de. Her günü keyifle, mutlulukla geçirmeniz için elinden geleni fazlasıyla yapmaya kararlı TRT 1, Ramazan ayında da sizlere unutulmaz anlar yaşatmaya kararlı.
Bir de okuduğum Kur'an'da bütünleşen bir hali var. Hali de çok güzel yani. Yani edebi. Tabii edebi. Çok yakında bizlerle TRT1 ekranlarında buluşacak Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının kıymetli jüri üyelerinden Sayın Mehmet Ali Sarı ile söyleşimiz başlıyor. Mehmet Ali Bey, sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? 1933'te Bolu'nun Seben ilçesinde doğdum. İmam Hatip Okulu mezunuyum, ilk mezunlardanım. Yüksek İslam Enstitüsü'nün ilk mezunlarındanım. Bu ilklerin İmam Hatip Okulları'na atananlardanım. Doktora yaptım ve daha sonra da İlahiyat Fakültesi'nde çalışarak emekli oldum. Halen Marmara Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi'nde Türk Din Musikisi okutuyorum. Ayrıca tilavet teknikleri diye tilavet Kur'an-ı Kerim'e ses yükleme anlamında tilavet teknikleri diye bir derste okutmaya devam ediyorum. Aynı zamanda yazdığınız bir kitap da olduğunu biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma diye bir kitabım var. Arzuhal diye 40 ilahilik bir albümüm var, kendi bestelerim. Peki yarışmada jüri üyesi olarak görev almayı kabul ederken neler düşündünüz? Memnun oldum çünkü ben Marmara İlahiyat Fakültesi hocalarındanım, emekli hocalarımdanım. Bütün ömrüm Kur'an-ı Kerim'i okumak ve okutmakla geçti, hafızım. O itibarla bu konuyu, bu alanı bilen birisiyim. Sesiyle, musikisiyle, tecvidiyle hem icra ettim hem de öğrettim ve halen de öğretmekteyim. Böyle bir teklifi çok memnuniyetle karşıladım. Jüri üyesi olarak yarışmada değerlendirme kriterleriniz neler olacak? Sarar İmam Hatip Lisesi'nde okumuş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet Eğitim Kursları meslekten birisi. Kur'an'ı usulüne uygun okumak. Kur'an usulüne uygun okuma nedir? Harflerini güzel yapma, sesini kelimelere, cümlelere sesi güzel yükleme, ses ahengini Kur'an ahengiyle birleştirme yeteneğini ortaya koyma gibi kriterlere bakacağım. Hem yarışmacılar için hem de Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak isteyenler için size bir sorumuz olacak. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumanın sizce en önemli tekniği nedir? Sesimizi tanıyarak, sesimizin en pes noktasından başlayıp tizlerini de kullanabilme yeteneğini öne almalarını tavsiye ederim. Bu yarışmaya katılan ya da bu yarışmayı merak eden gençlerimize ve ailelerimize bir mesajınız olacak mı? Değişik bir yarışma. Bizim Müslüman olarak kutsal kitabımızla ilgili bir yarışma. Onunla ilgili de bir takım bilgiler edinme, onu icra edenleri görme, tanıma, onlara bakma, ne yapıyorlar? Çünkü bu aynı zamanda sosyal bir olaydır ve bizim vazgeçemediğimiz bir olaydır. Yaşadığımız şehirlerde camiler var, minareler var, ezan var. Bunların içinde Kur'an var. Ramazan münasebetiyle bunları da anlama, dolayısıyla kültürlerine bunları da ilave etme bakımından faydalı ve lüzumlu görüyorum ve ebeveynlerin, anne babaların çocuklarına bu yarışmayı izlemelerine davet etmelerini beklerim. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması 11 ayın sultanı Ramazan boyunca TRT1'de. Bismillahirrahmanirrahim.